Olmak ya da olmamak. Bu mudur soru? Olmak, yani var olmak. Yani toprağın üstünde olmak. Yani nefes almak, yani yaşamak mı asıl soru? İnsan nefes alır, sevinir, mutlu olur, acı duyar, güler, ağlar. Bunlar canlı olmanın belirtileri. Başkasının acısını duymak, işte insanlık orada başlıyor. Bizim türkümüz gayrın acısını duymanın türküsü. Bizim türkümüzde gurbet var artık. Hasret var, yürek var, toprak var balam. Gönlümüzü sımsıcak alan bu topraklar, Tian Shan, Kadırgan dağlarına dek uzar. Kim demiş vatanımız, Edirne'den Kars'a kadar. Savaşlar, anlaşmalar, masanın üstünde cetvelle çizilmiş haritalar. Bu sınırlar sadece kitaplarda, ansiklopedilerde geçerlidir. Yüreklere kimse hudut çizemez. Mihriban da diyor ya şair, aşka hudut çizilmiyor mihriban diye. Aynen öyle. Birileri hudutlara şeritler de çekse, mayınlar da döşese, nerede bir mazlum varsa oralı olur bizim yüreğimiz. Nerede bir gariban yaş dökse, yanına varıp gözyaşlarını silmek geçer içimizden. Elimizden bir şey gelmez, çare yoktur. Hiç değilse oturur iki damla da gözyaşı biz dökeriz kardeşimizle birlikte. Gözyaşına da set çekecek değiller ya. Kerkük'te kurşunlar ansızın bizi vurur. Sürüklenir sokaklarda başsız cesetlerimiz. Zulüm bir hançer gibi içimize oturur. Bir mağara devrinden kalan insanlar Kerkük'te kan kusturur. İstiklal Marşımız da anlatır baştan sona bizim karakterimizi. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Mısraları ne kadar coşkuyla hürriyete sevdalı olduğumuzu anlatır aslında. Balkanlarda büyük, öksüz kubbeler, minareler, şadırvanlar, kervansaraylar. Bizi söyler, anlatır Mimar Sinan'dan beri. Üsküp'te, Estergon'da bir atar damar gibi davullar, zurnalar ve serhat türküleri. Balkanlarda suyun ötesindeki yüreklerden Kırım'daki kardeşlerimize, Azerbaycan'daki dostlarımızdan Uygur'daki mazlum yiğitlere kadar, Filistin'deki din kardeşimizden Amerika'da zulüm gören Kızıldereli kardeşlerimize kadar nerede bir acı duyan yürek varsa oralı olur bizim yüreğimiz. Abdurrahim Karakoç'un efsane dörtlüğünü hatırlayalım. Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Yine Yavuz Bülent Bakiler'den devam edelim. Yüzyıllardan beridir Altaylardan Tuna'ya bizim türkülerimizdir söylenen. Konuşan dil bizim dilimizdir. Renk renk, nakış nakış uzayan toprak değildir, kilimlerimizdir. Dil meselesi de burada hassas meselelerimizden biridir ki Oktay Sinanoğlu'nun Türkçe hakkındaki şu cümlesini söyleyerek şimdilik iktifa edelim. Başka hiçbir dil bilmeden sizi Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar götürebilecek tek dil Türkçedir. Bizim ecdadımız gittiği her yere adalet, medeniyet taşımış. Bugün de dünyanın neresinde bir mazlum varsa, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa tüm millet seferber olur oraya bir şekilde bir yardım ulaştırabilmek için. Bütün dünya bizi böyle bilir. Bilmeyen de öğrenir. Yine bir dağ gibi, bir dev gibi doğrulacağız. Yeni bir ruh doğacak toprağımızdan. Tanıyacak bizi dünya yeniden heyecanla. Burma bıyığımızdan, kalpağımızdan. Bizim türkümüzde gurbet var artık. Hasret var, yürek var, toprak var balam. Gönlümüzü sımsıcak alan bu topraklar Tian Shan, Kadırgan dağlarına dek uzar. Kim demiş sınırımız,
Edirne'den. Kars'a kadar.